Merhabalar, ben Buse Çakır. Kanalımıza hoş geldiniz. Vaket Adir'den kemer yapımına başlıyoruz. Kesilmiş deri şeridimizin kemer tokasının geçeceği yere konik zımbayla delik açıyoruz. İki tarafını da daha şık gözükmesi için yuvarlıyoruz. Kemer tokasının olduğu yeri 5 santim ile 7 santim arasında uzunluk bırakarak yuvarlama işlemini yapabiliriz. Şu an kemer setimiz hazır. Üzerine craft yani stampla vuracağımız için derimizi nemlendiriyoruz. Pergelle yapacağımız desen için tam orta noktasından çizim yapıyoruz. Derimiz şu an nemli. Deri suyunu çekince yani tabına geldiği zaman craft'ı çok çok daha iyi alır. Vaketa deri üzerinde çalışma yapıyoruz. Vurduğumuz zemine lütfen dikkat edin. Alt zemin kesinlikle mermer olmalı. Deri iki sert malzeme arasında sıkışmalı ki desenimiz o kadar çok net çıkmalı. Bu işlem çok çok önemli. Mermerin altında daha tok bir malzeme daha olmalı. Boşlukta vurulmamalı. Desenimizi bütün kemer şeridinin üzerine işledik. Şimdi sıra boyamaya gelecek. Boyamadan önce kemerimizin arkasından kenar alma dinleriyle kenar alma işlemini uyguluyoruz. Kemer köprülerine de aynı işlemi uyguladıktan sonra boyama işlemine geçebiliriz. Bu işlem arka tarafına da yapılmalı, gerekliyse önüne de yapılmalı. İlk olarak kemer şeride şeffaf leflef uyguluyoruz. Boya yapımında en çok dikkat etmemiz gereken şey alt zeminimiz yine. Gazete kağıdı kullanmamalıyız. Çünkü boya ve cila yaparken o alttaki malzemenin rengi kemerimize geçebilir. Leflef normalde parlatıcı cila. Ben bunun üzerine eskitme krem uygulayacağım. Kahverengi eskitme krem. Leflefi sürer sürmez tamamen kuramasını beklemeden krafların aralarının eskitme dolmasını istediğim için boyayı üzerine direkt uyguluyorum. Süngerimize eskitme kremimizi bol bol almalıyız. Gerekli durumlarda craft'ın indirdiği desenlerin aralarını bolca doldurmalıyız. Ben boyayı çok fazla üzerinde bırakmadım. Çünkü diğer craft uygulamadığım bölümlerden boyaları almak istedim. Craft olan tüm yerlerin aralarını gördüğünüz gibi teker teker dolduruyorum. Boya işlemini kesinlikle tek bir yöne yapmamız gerekiyor. Eskitme kremimizin içi de cilalı. O sebepten çok rahatlıkla bunu uyguladıktan sonra işlemimizi bitirebiliriz. Gerekli durumda yine üzerine leflef dediğimiz deri parlatıcısını sürebiliriz. Arkasını da eskitme kremiyle boyadıktan sonra yine önünü tekrar bir düzenleme yapıyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz. Köprülere şeffaf leflef sürdük. Önüne ve arkasına. Bu işlemde ne sünger kullanıyoruz.
yaptıktan sonra köprülerimizin boyama işlemi de bitiyor. Gördüğünüz gibi şu an boyama işlemimiz bitti. Kırafların olduğu dokular net bir şekilde belli. Yarma bıçağımızla kemer tokasını taktıktan sonra bir kalınlık yapmaması adına konik zımbanın olduğu taraftan 5 ve 7 cm uzunlukta bıraktığımız alanın inceltmesini yapıyoruz. İnceltme yaptığımızda çok daha şık ve güzel duracak. Kemer tokamız oturuyor mu diye bakıyoruz. Köprülerin uzunluklarını ayarlamak önemli. Kesinlikle şeridin tek katını kullanmayın. İki kat üst üste koyduktan sonra uzunluğunu ayarlayın. Yerinizin yani şeridinizin genişliğine göre bu uzunluk değişir. Biz şu an 2,5 santimlik bir kemer yaptık. İki adet köprü kullanıyoruz. İkisini de aynı boya getiriyoruz. Ve inceltmeleri de burada çok önemli. İçte kalacağı için bir tane köprü kalınlık yapmaması için inceltme işlemini köprülerde de gerçekleştirdik. Burayı perçinle de tutturabiliriz. Ya da dikişle de tutturabiliriz. Dikiş biraz daha uzun sürdüğü için ben perçinle tutturmayı tercih ettim. Penseyle gücünüzün yettiği kadar onu sıkıştırabilirsiniz. Perçinimizin üstü pense izi olmaması için deri koyup penseyle sıkıştırma işlemini yaptık. Kemer tokasını taktık ve ilk köprümüzü de o tokanın bitişiğine yerleştiriyoruz. Yapıştırıcı süreceğiz. O sebepten cilalı olan bölümü birazcık yarma bıçağımızla kazıdık ki yapıştırıcı birbirini daha iyi tutsun diye. Zaten bir tarafına yarma işlemi uyguladığımız için orası gayet güzel yapışacak. Yapıştırıcıyı biraz beklettikten sonra köprümüzü güzelce yerleştiriyoruz kemer tokamızın olduğu bölüme ve birbirine yapıştırıyoruz. Biraz tokmakla görebiliriz. Tutuculuğunu artırmak için yapıştırıcının da tutuculuğunu artırmak için. Şu an yine perçinle birleştirme işlemi yapacağız. Yine sizler burayı dikişle de yapabilirsiniz. Perçinin görüntüsünü beğendiğim için bunu tercih ettim. 3 tane perçin takacağız. Kemerim ince olduğundan dolayı perçinleri de küçük kullanmayı tercih ettim. Fakat elinizde nasıl bir kemer ya da perçin varsa ona göre de işlemlerimizi uygulayabiliriz. Ortadaki tulumba çubuğuna kalıbımızı yerleştirdik. Ve direkt üzerine boyama işlemiyle perçinlerimizi oraya taktık. Şu an kemerimizin deliklerini ayarlamak istiyoruz. Orayı da kemer tokamızın geçeceği dile göre ayarlamamız çok önemli. Ne küçük ne de çok fazla büyük olmamalı. Yeteri kadar olmalı. Deliklerimizde 3 tane ya da 5 tane delebiliriz. Genellikle tek sayı kullanılır. 3, 5 ve 7 olarak. Şu an kemerimiz hazır. Videomuzu izleyip kemerlerimizi
yaptıktan sonra bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hem Instagram hesabımıza hem de WhatsApp hattımıza fotoğraflarınızı bekliyoruz.